Sizlerin iktidarı döneminde adalet sistemi başta olmak üzere tüm bürokratik yapıda siyasi iktidara yakınlık öne çıkartılırken kıdem, kariyer ve liyakat maalesef yok sayılmıştır. Ve adalet sisteminde yarattığınız bu çarpıklık nedeniyle sonuçları telafi edilemez mağduriyetler ortaya çıkmıştır. İşte 2010 sonrası bizlerin ısrarla tüm uyarılarımıza rağmen bize dikkate almadınız ve o gün oluşturduğunuz yargı sisteminin sonuçlarını bugün hep birlikte yaşıyoruz. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adalet yürüyüşü ile sonucunda yapmış olduğu bir toplumsal araştırmada halkımızın en az %50'sinin adalete güven duymadığı ve adalete erişemediği ortaya çıkmıştır. Muhalefeti ve farklı görüşlerin, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları yok sayan bir anlayışın kendisi dışında ülkemize, milletimize bir faydası olmayacaktır. Çoğunlukçu anlayışı kendine rehber edinen iktidar partisi sürekli ve özensiz kısa vadeli kanun çıkarmanın ötesinde kurumların ve toplumun ihtiyaçlarını maalesef karşılayamayacaktır. İşte meclis gündeminde günlerdir konuştuğumuz iç tüzük değişikliği. Bu bir çoğulcu anlayışın maalesef yansımasıdır. İç tüzük ile kısa vadeli, özensiz, gerekçesi anlamsız, tutarsız, sadece iki siyasal partinin kendi aralarında bir denge ve kendi sosyal ve siyasal ihtiyaçlarını karşılayan ama en önemlisi değerli milletvekilleri muhalefetin sesini kısıtlayan, denetim araçlarını kısıtlayan bir metinle karşı karşıyayız. İşte biz bu hafta bir taraftan Anayasa Komisyonu'nda iç tüzük ile muhalefetin sesi kısılıyor. Bir tarafta Meclis Genel Kurulu'nda OHAL kararı tekrar uzatılıyor. Ve 15 Temmuz ile demokrasi kazanımımızı gerçekten dünya tarihinde önemli bir kazanımı heba ederek 20 Temmuz'da alınan OHAL kararıyla gölgeledik. Ve ancak bir yıl sonra OHAL komisyonu kurulabilmiş ve mağdurların talepleri ancak dikkate alınabilmiştir. Bir taraftan baktığımızda değerli milletvekilleri haksız ve hukuksuz tutuklamaları ile demokratik yollarla hakkını arayan ancak taleplerine cevap verilemeyen iki önemli insanın hepimizin gözleri önünde eridiğini ve maalesef iktidar partisinin bu yaşanan mağduriyet karşısında vurdum durmaz tavrıyla karşı karşıya kalmaktayız. Evet, son bir haftada gerçekten adalet sistemimizin nasıl çöktüğünü ve OHAL süreci ile haksız ve gerçekten görevlerinden ihraç edilen, açığa alınan mağduriyetlerin geldiği noktayı tekrar görüyoruz. İşte bu yaşananlar neticesinde değerli milletvekilleri, hak, hukuk, adalet arayışında olan bizler ve milyonlar, sizin bu çoğunlukçu, bu otoriter yönetim uygulamalarınıza karşı mecliste sesimizi ne kadar siz kısmak isteseniz de biz adalet talebimizi daha güçlü, daha güçlü bir şekilde seslendirmeye devam edeceğiz. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.